Cire olan merakınız ne zaman başladı? Çocukluğumdan beri başladı ve hep de devam etti. Peki şiirlerinizi yazarken neyden ilham alıyorsunuz? Duruma bağlı. Yani bir şiirimde ben her şey şiirdir demiştim. Dolayısıyla her şey şiire bir esin oluşturabilir, bir konu oluşturabilir. O andaki ruhsal durumunuza ve ilgilendiğiniz şeylere bağlı. Günümüz gençlerinin şiire bakış açısı nasıl sizce? Yani şiir kitapları az satılıyor. Fakat internette büyük bir paylaşım görüyorum ben. Biraz daha çok hani kolayından gidiyorlar gibi geliyor bana. Hani şiir biraz daha çok zahmet, daha çok ilgi istiyor diye düşünüyorum. Şiirlerinizi yazarken belli bir ortam seçiyor musunuz peki? Sükunet olmalı, bir sessizlik olmalı. Gürültü de kalabalık da olmaz. Daha çok sabahları çalışıyorum ben genel olarak. Konuda bir tema üzerinde çalışıyorum. Ama bazen de böyle oturursun ve biraz böyle düşünerek bir takım notlar alırsın ya da aldığın notlara bakarak filan bir şiiri geliştirirsin. Böyle de olur. Peki yeni şiirleriniz var mı elinizde şu an çalıştığınız, üzerinizde var. Durduğunuz? Var. Yani bir tema üzerine çalışıyorum. Yeni bir kitap geliyor mu yani? Daha sonra. Yeni kitap zaten yeni çıktı, ne çok ait. Ama bir kitap da gelecek yani, çalışıyorum. Samsun'a ilk defa mı geliyorsunuz? Yok, ilk defa geldim. Fuara da geldim. Sizin gözünüzden Samsun'u biraz dinleyebilir miyiz? Benim gözümden Samsun 19 Mayıs 1919 tabii öncelikle. Tabii ki Mustafa Kemal Atatürk. Şu ara Çankaya'yı okuyorum mesela, Fahri Rıfkat Ayın. Orada da çokça geçiyor yani Samsun'daki buluşmalar. Aynı zamanda bir deniz, bir balık ve bir tabii bir muhabbet kenti, bir sevinç kenti, öyle düşünüyorum. Şiir yazmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz neler? Kitap okusunlar. Ve sadece şiirle de yetinmesinler. Başka şeyler de yapsınlar, yazsınlar, düşünsünler. Onu öneririm. Peki kitap fuarındayız. Kitap okumayı biraz daha artırmak için neler yapılmalı sizce son olarak? Okullara, eğitim sistemine çok şey düşüyor. İyi öğretmenler ellerinden geleni yapıyorlar. Yani şuradaki bu öğrenci topluluğu, genç topluluğu büyük ölçüde öğretmenlerin eseridir. Peki geldiniz. Birçok insan geldi size. Sizin kitaplarınızı aldı ve imzalı attılar. Ne hissettiniz? Nasıl bir duygu? Ben böyle şeylerde kendimden çok ülkem adına sevinirim. Ben açıkçası yani insanlarımızın şiire ve genel olarak kültüre, kitaba ilgisini ülkem adına bir güzellik, bir mutluluk olarak duyumsarım. Peki, teşekkür ederim. Estağfurullah, ben de teşekkür ederim.